Bak şuraya yazmışım. Asgari ücret Pınar. 2020'de 2324 lira. 2021'de 2825 lira. 2022 Ocak Haziran'da 4253 lira. 5500 lira 2022 Temmuz Aralık'ta. 4800 lira esnaf emekli aylığı, 3500 lira emekli aylığı, 1860 lira dul ve yetim aylığı. 17 yıllık öğretmenin maaşı 10.300 lira. Diyor ki hocam keşke 2010 yılındaki maaşım ve alım gücüm olsaydı. Ben bugün kazandığım parayla 4 yıl 5 yıl önce alabildiğim çeyrek altını, yarım altını alamıyorum diyor. Yok diyor, böyle bir benim gücüm yok diyor. İktidarın görmediği bu diyor. Ve sen yarın bir gün o 10 bin lira yaptığın asgari ücretle işverenin üzerine yıktığın yükün eğer tolere edilmezse ne olarak yansıyacağını düşünüyorsun? Elbette yolsuz elektrik olarak da millete yansıyacak. Zam, 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 zam. Enflasyon, enflasyon, enflasyon. Ve enflasyon ahlakı, toplumu, her şeyi bozan bir canavar. Ahlaksız bir canavar. Bu canavara şu anda teslim olmuş durumdayız. Ve siz bakıyorsunuz AK Parti'nin serüvenine 2002 yılında %32'den enflasyon almış. Seçimi resesyonla, durgunlukla kaybeden o zaman koalisyon var. Ve şimdi geldiğin yerde TÜİK'e rağmen %84'sün. Bütçedeki 2023 yılına Cem kardeşim koyulan bütçedeki enflasyon farkı ne kadar biliyor musun? %155. TÜİK %84 diyor. Yani geçen senenin bütçesinden bu zamanın bütçesine koyulan fark aynı hizmet kalemleri kim? Merkezi bütçede %155. Niye? Çünkü senin paran ve alım gücün %155 kaybetmiş. Peki. Hocam bunları çözmek lazım. Cem çok bekliyorum. HDP eş genel başkanının da biz kendi adayımızı bulmak üzere çalışmalara başlayacağız. Onu da kaçırmamak lazım. Şimdi, onlar da ayrı bir ittifakla evet, yani sırayla hani İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bence HDP'nin aldım. De bu şekilde bir değerlendirmeye evet, alınması notlar lazım. Aldım. Çok tartışmaya girmem. Hocamın görüşü belli, benim görüşüm belli. Şimdi Kadir Yıldız'a Türk Günden Kıymetli Fethi Yıldız Üstad'ın bir mülakatı var. Bu dezenformasyon yasası ile ilgili. Bu 29. maddenin niye elzem olduğunu detaya girmeyeceğim. Burada özel kast, gerçeğe aykırı bilgi, kamu barışını bozmaya elverişli olma, aleni yaymak. Hoca bizden iyi biliyor. Bu unsurlarla mücehhez olmadığı müddetçe hiç kimsenin sosyal medya düzenlemesinden veya bu yasanın 217 A maddesinden en ufak bir şüphesi olmasın. Niye ihtiyacı olduğunu konuşacağız. Bu Türk Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yaşanan hadise de birebir karşımıza geldi. Şimdi hoca bir yerde doğru tespitlerde bulundu. Nedir? Şimdi İstanbul 98 vekil çıkarıyor kıymetli hocam. 3 bölge. Gidiyoruz. Önümüzde upuzun bir manzume ve oy veriyoruz. Kime oy veriyoruz hocam? Kim bu 98 kişi? Biliyor muyuz? Çok mu tanıyoruz? Keşke bilsem. Aytunç Bey mi var? Ersan Şen mi var? Ya Pınar Hanım mı var? Kim var? Ya bazen bakıyoruz, aa bizim arkadaşımız, üstadımız, kardeşimiz, ablamız, abimiz var. Onun dışında hiç kimse bana biliyorum demesin. Şimdi bu 98 vekil kim? Türkiye'deki 600 vekilin 1/6'sı gitti. Veled Dali Namit. Meclisin 6'da biri oluştu. Ne yapmanız lazım? Her yayında söylüyorum. 3 tane temel kanunuz var. Artık burada bağırıyoruz. 198 sayılı seçimlerin temel hükümleri hakkında kanun. 2820 sayılı siyasi partiler kanunu. 2938 sayılı milletvekili seçimi. Bunları evvel emirde değiştireceksin. Şimdi niye muhtarlar ve reisi cumhur seçimi söylüyor? Hadi sen İngiltere'de bunu konuş. Adam ufacık yerde diyor ki dok diyor onlar. Ben gittim, yaşadım İngiltere'de, gördüm. O dokun içine giriyor. Birebir yakalıyor Erdoğan Aktaş. Cem kardeşim bak, ben milletvekili adayım. Benim görüşlerim bunlar. Sana bunu vereceğim. Senin için şunu yapacağım. Senin sözcün olacağım. İnanıyorsan ver. Ben İnanıyorsam Erdoğan Aktaş'a veriyorum, yoksa vermiyorum. Dolayısıyla evvel emirde bu hususun değişmesi lazım ve fakat hiçbir siyasi parti, altını çizeyim sarı kalemle, üzerinde ittifak edip değiştiremez. Haluk Burcu hocamız var, Burcuoğlu hocamız derdi ki değiştirmesi tahayyül dahi edilemez. Çünkü istemezler. Gelin burada bir iyi niyet gösterisi yapın, yapamazsınız. Şimdi tasarruf diyor hoca. Onun dediğine 10 mislini söyledim sizin yayınlarınızda. Tasarruf yapın arkadaş. Hala kamuya araç almayın. Lanet olsun o arabaların kar lastiği, kırç lastiği. Ben ödüyorum ben. Benim param o. Ha benim çocuğum niye Milli Eğitim Vakfı'nın özel okuluna gidiyor? Gönderiyorum. Çünkü ben devlet okulundan okudum. 5 yıl. 7 yıl alnımın teriyle Anadolu Lisesi'ne girindim. En az kıymetli hocam kadar süründüm. Tırnaklarımla, dirseklerimle okuyabilmek için. Türkiye'nin %1'ine geldim. Hukukçu oldum. Ve fakat ben benim çocuğum için şu an o şansı göremediğim için evet doğru kazanıyorum, ödüyorum evladımı. İçim acıyarak da 15 bin lira
Ne ödüyorum? Servis parası. Helal etmiyor. Şimdi hoca söylüyor. Faiz doğru söylüyor yayına gelmezden önce. %2,5 hocam aylık faiz 6.183 sayılı kanunla istinaden. Devlet senden %2,5'la bilecik faiz alıyor. Yıllık %30. Nerede gösterge faizini? 10.5. Sana bir bilgi vereyim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin iç borcu sevgili Pınar, evet, 1 trilyon 920 milyar Türk lirası. Faiz borcu benim bildiğim, hatam yoksa, yani bu rakamı söylemekten korkuyorum, evet, bir teyit edeceğim. Zannediyorum 2 veya 3 trilyon 327 milyar. Şimdi iç borçta faiz ana parayı geçmiş. Devam edeyim hocam. 2 olması şimdi, lazım. Şimdi rakamı teyit edip biz de söylerim. Biz faizden size dem vuruyorsak sürekli olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bu yönde taltifleri, bu yönde tenkitleri varsa Riyaseti Cumhur Makamı'nın, dönsün lütfen, istirham ediyorum, arz ediyorum. Gelsin desin ki ya bizim aylık %2,5 faizimiz nedir arkadaş? Çağırsın Maliye Bakanı'nı, bu konuyu bir çözsün. Bir diğeri, hep söyledik, vatandaşlık, bu hadiseyi çözsünler. Yani çok önemli, milletin bugün ya utanıyorum 2+1 daire Ataköy'de hocam 5 milyon ya. Ayıp, 1966 bina. Sen almazsan başkası alacak diyor. 2 trilyon 327 milyar. Şimdi bir yerde 1+1 dairelerin kiraları 8 bin 10 bin. Öğrenci yerlerinde 35 bin. Sen tutmazsan diyor, başkası tutuyor diyor. Yani bunları... Koç Üniversitesi, evet, çevresi bak, inanılmaz. Şimdi konuda rakamları söylemeyelim, utanırız. Şimdi söylediği her şey ekonomik anlamda doğru. Bak başım gözüm üstüne. Ve fakat bu hadiseye biz bakarken hepsi doğru, bak koydum. Güngören'deydim hocam cumartesi günü. Çözüm ne biliyor bak, musun? Bak devam edeyim. Ekip sen söyleme değişik hocam. Ya ekip politbüro gelir. Değişik. O işte kazanırsa getirirler. Belki siz de Adalet Bakanı yaparlar. Bilmiyorum. Bütün Güngören'i gezdim. Bak kale kale buralar. Aytun Çerkin. Bayburtlu kardeşlerimiz. Beni esnaf, yapmazlar. Çok önemli. Herkes. Ve diyorlar ki ya bizim çok ciddi sorunlarımız var. Belediye reisleri inmiyor. Bak insinler. Her şeyi Tayyip Erdoğan'a bırakmış. Tayyip Bey bir bakıyorsun adam Putin'de. Bir bakıyorsun İran'a gitmiş. Amerika'ya gitmiş, New York'ta İngiliz Başbakanı'nı ağırlıyor. Dönmüş Brüksel'de tırnak içinde dünya liderlerine racon kesiyor. Geliyor ekonomiyi yönetiyor. Geldi AK Parti'nin içinde tırnak içinde çatlak sesler var. Ya ne yapıyorsunuz, bir ittifak var diyor. Öbür taraftan dönüyor Fakı Baba bakan yapmış, o gitti ben gidiyorum bay bay diyor. Dönüyor çok ciddi terör sorunu var. Mavi vatan, gök vatan, Yunanistan, Tayfun füzesini yaptık efendim diyorlar. Menzili 600 kilometre onları taltif ediyor. Ya her şey Tayyip Erdoğan, ne güzel ya. Yani şu yayında kameraman, şu yayında reji, yönetmen, editör, konuk misafir her şey yığmış Erdoğan Aktaş'a, baba yapar. Ya sen ne büyük bir adamsın ya. Darbe olur Erdoğan Aktaş onu da göğüsler. Tayyip Bey onu da göğüsler. Dolayısıyla bizim benim burada de bir, onun için söyledim, burada metafor yaptım, CNN'in kahramandır zaten o gece. Şimdi bunu niye anlattım? Şimdi hocanın söylediği her şeyin altını çizdim. Ya ekip işi diyorsun ya. Birileri de bu ekibe destek verecek, reisi cumhur anlamında. İçişleri Bakanı omuzlamış gidiyor. Hedef tahtası. Adalet Bakanı çıkıyor bir şey söylüyor infaz yasasıyla ilgili. Tüylerim ürperdi hocam. Bir gün bile olsa biz hapis yatırız bak. Ya bir çağırın nacizane, adliyelerde biz varız ya. Ya ille bizim iktidara, bakanlığa, hükümete sövmemiz mi gerekiyor? Sövenleri çağırıyorlar. Giden Adalet Bakanı da söyledim. Sövenler çağrılıyor. Ya biz diyoruz ki sıkıntı var. Bir anlatalım. Yok sen çok düz konuşuyorsun, çok sert konuşuyorsun, biz seni dinlemeyiz. Bak bu infaz yasası saçmalığından vazgeçsinler. Bak bu kaotik bir şeydir, herkese at. Dün cezaevindeydim, 67 kişi koğuşlar, 3. kat ranzalar, koğuşun resmi sayısı 7 kişi. Bizi izliyorlar. Af dedi Kılıçdaroğlu, çıkarttı, cezaevleri kaynıyor. Bak Tayyip Bey henüz bir cevap, bir mukabelede bulunmadı. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, macunun tüpünü sıktı, hadi dedi af. Türk Ceza Kanunu 65. madde. 100. yılı Cumhuriyet'in geliyor. Tüm hukuki sonuçlarıyla birlikte suçun mürtefi olması. KHK'lılara af. Basit şeyler değil. Kimse bizim aklımızla oynamaz. Dolayısıyla vatandaşın geçim derdi var. Her markete gittiğimde ben de görüyorum. Bir peyniri 50 liraya alırken 150 liraya. Bir top A4 100 lira. 14 liraydı Erdoğan Aktaş. Ayıp. Olmaz. Benzin 27 lira. Olmaz. Sabah bileceği duruşmaya gidiyor. Olmaz abi. Olmaz. Çözeceksin. Devletsin bak, mazeret üretme. Doğalgaz. Yöneticiyim, söylüyorum. Aidata zam yapacağız. Ne kadar? Öngöremiyorum. Hadi aidata zam. Doğalgaz ne kadar? Bana söylesene. Şimdi 1 Kasım'da %27 konutlarda zam olmayacağını bana biri tekeffül etsin. Sanayide %45 zam olmayacağını biri söylesin.
Sanayici müvekkili var. Adam diyor ki doğalgaz üretimi yapıyorum, peynir. Yansıyor diyor. 50 lira üstüne koyuyorum. Haklı, ne yapacak? Asgari ücret kapıda, güvenlik kardeşim durdurdu. 10 bin lira yapmazsa geçinemeyeceğim diyor. Yayında söylüyorum. Şimdi bunlar bir sarmal. Ama her şey Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde. Olmaz. Dolayısıyla herkesin, bakanlıklar bazında söylüyorum, görevini iyi yapan bakanlar başımızın gözümün üstüne, genel müdürler başımızın üstüne, daire başkanı, ama mış gibi yapanlar var kıymetli hocam. 2 saat vazifeye gidiyorlar. Gitsinler. 2 saat ya. Sen benim maaşımla, benim vergimle maaşını alıyorsun ya. Vatandaşa fırça, buna bilmem ne, olmaz. Yine söylüyorum, kamuda alımlar durdurun. Yapmayın. Vatandaşa inin. Belediye başkanları, Bahçelievler için niye söylemiyorum? Adam için de birebir. Bağcılar için niye söylemiyorum? Mehmet Tevfik Göksu için niye söylemiyorum, Esenler için? Niye Silivri için, Volkan Başkan için söylemiyorum? Adam evine girmiyor ya. Her gün vatandaşın ne derdin var? İyi kaymakamlarımız var. Çok iyi valilerimiz var. Erzincan valimiz, buradan yad ediyorum. Bak, Zeytinburnu kaymakamına gitti. Birebir halkla hemhal olan insan. İnin. Öyle emniyet müdürlerimiz var. Adam karakolda yatıyor, sokakta yaşıyor ya. Helali hoş olsun 1000 kere. Ama bir bakıyorsunuz, bir hani diyor ya, Akşener CHP'liler içinde bir şımarıklık var. Devletin bürokratik oligarşisi içerisinde bir kesimde de aman iktidar gidiyor, biz pozisyon alalım. Siz devletin bürokratısınız. Siz iktidarın bürokratı değilsiniz ya. Siz liyakat ve sadakat daha yıldızı al bayrağı hizmetle, 85 milyona hizmetle mükellefsiniz. Basit hadiseler değil bunlar. Vatandaşın canını yakmayın, zul bitiriyorum. Zulmetmeyin dedi ya Tayyip Bey, ben söylemedim mi sizin yanınızda? Ey mülk sahipleri, kiracılarınıza zulmetmeyin. Ediyorlar. Sen bakanlıksın, niye 344. maddeyi değiştirmiyorsun iş yeri kiralarında? Kiralar ev sahipleri istedi diye mi artıyor? Ya hayır, başka bir şey söylüyorum size. Kanunen, ben sizden bahsetmiyorum genel, çünkü kanunen sizin yapacağınız bir tane düzenleme var. Tahliye taahhüdünü kaldırın kardeşim. Bitti. Hadi çıkarın bakalım kiracıyı. Şimdi mülk sahibi diyor ki imzanı at şuraya Aytun Çerkin. Tahliye taahhüdü açık tarihli. Koyu veriyor. İşte hukukçu burada. 15 gün içinde çıkmadın mı? İcra marifetiyle çıkar. Ya bakanlıksın, değiştir şunu. Bir tane madde ya. İcra kanunu bir hüküm koyuyor. Yalvardık. Ne, borazanla mı çıkacağız? Gelsin göstereyim ben Sayın Bekir Bozdağ. Ya basit şeyler değil. Tamam, bir şeyleri hemhal ediyorsunuz. Görevini çok layıkıyla yapan hakim savcılarımıza bir şey demiyorum ama ya vatandaş dertte, Ersan Şener yayında aynı cümleleri basma kalıp söylüyor. Cevap veremiyorsun. Hadi ver. Ne diyeceğim? Patır patır söylüyor. Sen aylık faizi %2,5 koyarsan yıllık %30. Ben ne diyeceğim? Ne diyeceğim ben? Ama ben avukat olarak burada işte icra harcı 1005. Dava harcı 68,3. Avukat olarak vergini yüzde kaçtan ödüyorsun hocam? 40 diliminden 40. Öde. Çatır çatır. Bugün, bugün ödediğimiz vergi 75.700 lira KDV ödedim bugün ya. 28 bin lira SGK ödedim. Sen koronada bana sahip çıkıyordun. Adam istihdam ediyorsun diye bana SGK'nda destek oluyordu. Şimdi köstek oluyorsun. 3000 lira bir kişinin sigortası. Ya bunlar basit şeyler değil Erdoğan Aktaş. Günün sonunda da dönüyorsun diyorsun ki ben araç aldım 3000. Alamazsın abi, kusura bakma. Ben hakkımı helal etmem. Ha benim durduğum yer belli. Benim vereceğim reyin rengi belli ama bu tür haklı eleştirilere kulaklarını açacaksın. Gereğini yapacaksın. Sen devletsin. Mazeret üretme merci değil.